I will give you a short beer and then I will invite you. Önce kısaca sizi tanıtayım, sonra kürsüye çağıracağım. Mr. Korvizer is Business Development Director, Middle East and Africa. And I will try to give direktörü, again a short kısa biyografisini sunmak istiyorum. Mr. Korvizer is Industrial Design Engineer. Sanayi tasarım mühendisi. Delft Üniversitesi'nde mezun. Erasmus Üniversitesi'nin bir bölümü Hollanda'da, Rotterdam'da. He was manager of consultancy group to 8 manufacturing companies. 8 şirkette çalıştı şimdiye kadar. Ve değişik endüstrilerde görev yaptı ve Hollanda Bilim Enstitüsü'nde de görev yaptı. Şimdi Orta Doğu Afrika İş Geliştirme Direktörü Siemens. Siemens de her türlü yönetim çözümleri konusunda çalışmalar yapıyor ve bu şekilde Endüstri 4.0 vizyonunu gerçekleştirmek için çaba gösteriyor. Uluslararası şirketlere ve hükümetlere inovasyon konusunda ve Endüstri 4.0 konsepti konusunda danışmanlık hizmetleri veriyor. Siemens'te 16 yıldır çalışan meslektaşımız ülkeler için 4.0 vizyonu ile ilgili programlar hazırlıyor ve Siemens büyük müşterilerine de danışmanlık hizmetleri sunuyor. Kendisini şimdi kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Evet. Türkiye benim için son 6 yıldır çok sık ziyaret ettiğim bir ülke. Bu yıl ve geçen yıl hemen hemen her hafta Türkiye'ye geliyorum. Onun için Türkiye'yi daha iyi tanımaya başladım. Türkiye insanını da daha yakından tanıyorum. Gördüklerim konusunda size bir takım bilgiler vermek isterim. Türkiye dünyanın diğer ülkelerinden ne şekilde farklı? Türkiye bir sonraki aşamaya geçebilmek için neler yapmalı? Önce şuna bakın, dijitalleşme dünyada her şeyi değiştiriyor. Aranızda kaç kişi kara tahtada yazarak okulda öğrendi? Belki hepimiz, çoğumuz, yani burada belirli bir yaş üstünde olan herkes kara tahtayla çalışmıyor. Bugün bir teknik çözüm ya teknik çizim bir tahta üzerine çizilir mi? Asla çizilmez. Genç kuşaklara bakıyoruz. Bugün onların hepsi tasarım yapıyor. Onlar da Minecraft kullanıyorlar. Minecraft'ın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu bir çeşit online oyun. Bir araya gelip yeni tasarımlar ortaya çıkarıyorlar. Yani dünya değişiyor. Bugünler var gördüğümüz şey bir sonraki kuşak için geri kalmış kavram olacak. Bu kadar değişimi nasıl yönetebiliriz? Dünyada çok hızlı değişim geliyor. Fikirlerin ortaya çıkışı değişiyor. Ürünlerin üretiliş yöntemi değişiyor. 3 boyutlu baskı, 3D printing. İnanılmaz. Legolarla oynadınız mı çocukken? Legoları bilirsiniz. Lego blokları bir araya getirilir ve bir şekil ortaya çıkarılır. Legocular da, Lego üretenler de çok yaratıcı insanlardı. Baktılar ki Lego'nun modası geçmeye başladı. Onun için artık online Lego üretebiliyorsunuz. Kendi tasarımınızı yaratıyorsunuz ve Lego sizi bütün bu blokları üretecek ve size gönderecek. Yani kitle müşterisine hitap ediyor artık Lego. Bundan sonra da çocuklar kendi oyuncakları bilgisayarda tasarlayacaklar ve evde printerden basacaklar. Ya da bir printing merkezine gidecekler. Robotlar konusuna gelince mesela Çin ucuz işçi çalıştıran bir ülke, öyle değil mi? Foxconn mesela çok büyük bir telefon üreticisi. Onlar da Çin'de bile ücretleri yükseliyor ve artık iPhone baktı ki her şeyi esnekleştirilmiş robotlarla yapacağız. Artık Çin'de üretmeyeceğiz. $5,000'lık robot alacağız. İşte çok esnek bir robot, bozulabilir ama kolaylıkla tamir edebiliriz diye düşündüler. Artık insanlar yerine robot kullanmaya başladılar. Eskiden Çin'de insanlarla dolu fabrikalar vardı. Şimdi robotlarla dolu fabrikalar var. Yani her şey çok hızlı değişiyor.
Bu da yaşam döngüsünü de etkiliyor. Mesela cep telefonları, işte bu mobil telefonlar, herkes bunu biliyor. Eskiden bu telefonlarımızın plastik kutuları vardı. Ve bu plastik geçen kutular için enjeksiyon sistemi kullanılırdı. Ve yeni bir ürün geliştirmek, yeni bir tasarım geliştirmek aşağı yukarı 6 ay alıyordu. Sadece bir telefonun tasarımını değiştirip yeni üretimine geçmek. Mesela biz Nokia'da çalışıyorduk bir ara. Bu 6 ayı 3 aya indirmeye çalıştık. Ve başardık. Ama bugün Nokia var mı? Nokia dünyadan yok oldu. Neden? Çünkü çok daha hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Artık 6 ay, 3 ay gibi süreler kabul edilir süreler değil. Artık her 6 ay gibi yeni bir telefon piyasaya çıkıyor. Demek ki 3 ay gibi bir süreniz bile yok. Rakiplerinizden daha hızlı olmanız gerekiyor. Bunu Apple başlattı. Apple ne yaptı? Önce bütün metal bölümleri hazırladı. Ve bu metal bölümünün üretimi için bunun tabii ki makinelere ihtiyaçları var. Şimdi dijital tasarımlar oluşturuyorlar. Direkt olarak makineye gönderiliyor bu tasarım. Ve makine anında üretiyor. Hiçbir şekilde beklemek yok. Kalıba ihtiyaç yok. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Dijitalleşme yoluyla üretimi anında gerçekleştirebiliyorsunuz. Bugün Çin'de neler oluyor? Bugün Çin'de 10 bin makine var. Ve bu 10 bin makine paralel olarak çalışıyor. Artık Samsung da aynı şeyi yapmak istedi, Apple yaptığını yapmak istedi ama aynı miktarda makine bulamadı. Bugün bakıyorsunuz Samsung ve Apple her ikisi de metalle kullanıyorlar. Yani artık üretim sistemleri değişti. Yine Çin'den bahsedeceğim. Ben işte Çin'in yeni teknolojiyi kabul etme konusunda hızından korkuyorum doğrusu. Ve Çin diyor ki en iyi uygulamalarınızı getirin. En iyi ne şekilde yapılacaksa biz bunu yaparız diyorlar. Batı dünyasındaki şirketler, Türkiye olsun, Almanya olsun, bu şirketlerde eski çalışma yöntemleri var. Yani bu kadar yeni çalışma yöntemlerine bir anda geçemiyorlar. Çin'de ise bunu yapabiliyorlar. Çin hemen eski sistemleri atıp yeni sistemlere geçti. Ve bu şekilde tüm dünyayla rekabet edebiliyor. Çin kültüründe çok farklı bir şey var. Çinlilere bakın mesela. Çin kültürüne bakarsanız Çinliler Batı dünyasındakiler kadar verimli çalışamıyor gibi görünüyorlar. Şimdi Türkiye'ye geliyorum, Türkiye'de bakıyorum. İnsanlar çok pratik Türkiye'de ve çok verimli çalışabiliyorlar. Onun için bu Türkiye'nin de avantajını olan bir şey. Batı dünyası Türkiye'yi Doğu ile Batı arasında, Kuzey ile Güney arasında bir ülke olarak görüyor. Ve Türkiye'deki insanlar hakikaten çok pratik ve çok yaratıcı insanlar. Az kaynak verirseniz gene de beceri gösterirler ve başarabilirler. Ben bunu Batı'da birçok meslektaşıma anlatmaya çalışıyorum. Türkiye işte daha akıllı davranmalı ve daha pratik davranmalı. Bu şekilde fark yaratabilir. Türkiye'de insanların çalışma sistemlerini geliştirecek zamanları yok. İşte bu çok önemli. O kadar çok çalışıyorsunuz ki, o kadar hızlı çalışıyorsunuz ki daha iyi nasıl, daha etkili nasıl çalışabilirim diye düşünecek zamanınız yok. Ama son 1-2 yılda Türkiye'de değişim başladı. Türkiye artık yeni teknolojileri ve endüstri 4.0 gibi kavramları kabul etmeye daha açık hale geldi. Daha hızlı bir şekilde bu kavramlara yaklaşıyor. Çok iyi mühendisleriniz var. Çok başarılı olabilirsiniz. Eminim yakın bir gelecekte Türkiye 4.0'ı etkin bir şekilde uygulamaya başlayacak. Ama maalesef biliyorsunuz Yunanistan'ın başına gelen sizin başınıza da gelebilir. Bütün akıllı insanlar, mühendisler batıya gitti Yunanistan'da. Umarım siz de öyle yapmazsınız ve bu akıllı mühendislere yaratıcı olma fırsatını verirsiniz. Türkiye şu anda çok iyi bir konumda. Çok büyük bir adım atabilir ve ileride çok başarılı olabilir. Mesela Arçelik gibi, Ford Otosan gibi veya işte havacılık şirketleri gibi şirketlerle konuşuyorum. Önemli adımlar attılar.
daha da önemli adımlar atacaklarına inanıyorum ve bu şirketler geleceğe inananlar şirketler ve rekabet güçlerini artıracaklar ve küresel çapta becerilerini geliştirecekler. Bugün artık dünya çapında rekabet var. Şimdi geriye dönelim. Bütün bu şirketler ne yapıyorlar? Bugün şirketlerin ürünlerin esnek olması, hızla piyasaya çıkması, kaliteli olması gerekiyor ve etkin ve verimli olması gerekiyor. Bütün bunlara ihtiyaç var. Çin'in ürünleri bile artık kalitesini artırdı. Hangi sektörde olursanız olun, her endüstride bu faktörlere ihtiyacınız var. Ali Rıza Bey'in de daha önce söylemiş olduğu gibi Siemens bütün bu kavramları uyguluyor. Bizim hızlı tesislerimiz var. Esnek tesisler bunlar. Verimli çalışabiliyoruz ve kalitemiz de yüksek. Bütün bunları nereden aldık? Bir seferde mi gerçekleştirdik? Hayır, bütün bunlar zaman içerisinde gelişti. Demek ki eğer adımlar atmak istiyorsanız bu tek bir aşama değil, adım adım gideceğiniz bir yol. Önce hangi adımlar atacağınız ve hangi adımları size ne gibi değerler yaratacağını incelemelisiniz. Mesela görüyorsunuz İmaz'ın bir tesisi kendi başına çalışan sistemlerimiz var. Ve bütün bu sistemleri geliştirmek için uzun yıllar çalıştık. Yalnız yönetim düzeyinde değil, fabrika düzeyinde de insanların görüşleri, kafa yapıları değişmesi gerekiyor. İyi eğitim sistemlerine, iyi teknik üniversitelere ihtiyacınız var. Türkiye'de de bunlar var ve bu açıdan şanslısınız diye düşünüyorum. Genel anlamda konuya bakalım. Eskiden ne görürdük? Eskiden farklı alanlar işte üretim tasarım, üretim planlaması, üretim mühendisliği, uygulama ve hizmetler hepsi birbirinden ayrı bölümlerdi. Farklı organizasyonlardı. Ve şimdi bakıyorsunuz her şey değişti. Hızlı olmak istiyorsanız artık böyle ayrı bölüm ve birimlere ihtiyacınız yok. Eğer bir tasarımda hata varsa hemen bunu çözmeniz gerekiyor. Prototip yaparsanız bu hem zaman hem de para harcamak gerektirir. O zaman ne yapıyorsunuz? O zaman dijital platformda bütün bu disiplinleri bir araya getirirsiniz ve hepsi bir arada birlikte çalışır. Tabii üretici firmaları da düşünmeniz gerekir. Tedarikçi firmaları da düşünmeniz gerekir. 20 yıl evvel işte bütün parça üreticiler bir araya getirmeye çalışırdık. Ama şimdi zaten bütün parçaları kendimiz yapmıyoruz ki başka alt üreticilere yönlendiriyoruz. Mümkün olduğu kadar değer zincirinin dijital kopyasını yapmanız lazım. Bu dijital kopya size çok şey kazandırır. O zaman üretim tasarımı, üretim davranışı, üretim performansı, üretimin üretilme şekli, hizmet şekli, bütün bunları dijital olarak görebileceksiniz. Eğer dijital kopyayı yapabilirseniz ve bunu değerlendirebilirseniz işbirliğinizi de etkin hale getirebilirsiniz ki bu da çok büyük fayda sağlar. Eğer diyelim mesela bir tren yahut böyle bir roket yahut böyle bir ürün üretiyorsunuz, böyle bir şeyde hata yapamazsınız. Hata yapma imkanınız yok. Onun için dijital bir kopyayı önceden yapıp validasyonunu gerçekleştirirseniz, üretim validasyonunu da yaparsanız ilk seferde hatasız ürün üretirsiniz. İşte bu dijital ikiz dediğimiz kopyalarda her şeyi görebilirsiniz. Bütün ayrıntıları görebilirsiniz. Problemleri önleyebilirsiniz. Devreyi kapatıp sistemi optimize edebilirsiniz. İşte bugün istediğimiz şey bu. Dijital ikizlere ihtiyacımız var. Yeni çalışma yöntemlerine ihtiyacımız. Daha fazla robot kullanmalıyız. Daha esnek olmalıyız. En kompleks işler bile bu şekilde yapılabilir. Mesela Türkiye'de bir fabrika düşün, ya Romanya'da ya Rusya'da bir fabrika düşün. Dünyanın neresinde olsun bu fabrika mutlaka üretimini optimize etmek zorunda. Her sektör için geçerli bu. İşte bu perspektiften baktığımız zaman yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de müşterinizle ve tedarikçinizle birlikte dijital ikiz
üretmeniz, dijital ikiz yapmanız lazım. Eskiden güzel bir üç boyutlu model yapardık. Bunu pazarlamaya verirdik. Pazarlama müşteriye götürdü. Müşteri de onaylayınca ben hemen bütün üretim sistemini oluşturup devreye sokmaya çalıştırdım. Tabii bu da çok uzun zaman alırdı ama şimdi dijital ikiz kavramı sayesinde dijitali gerçeğe dönüştürmek anında gerçekleşebiliyor. İşte bu da kilit faktörlerden bir tanesi. Biz kendi ürünlerimizde bunu uyguluyoruz. Mesela Netherbox, bu bizim ürünümüz. Netherbox çok iyi tasarımı olan bir ürünümüz. Teknik bir ürün ama hakikaten güzel de görünen bir ürün. Çok kompakt bir ürün. Size burada kullanılan kavramlar neler olduğunu anlatayım. Bizim Amberg tesisimizde üretiliyor. Bu ürün ilk önce 3 boyutlu olarak tasarlandı. İlk başta tam olarak 3 boyutlu tasarlandığı için her şeyin nereye oturduğunu gayet iyi görebiliyoruz. 2 boyutlu çizimler hiçbir zaman uyumlu olmayabiliyordu. Ama şimdi 3 boyutlu bir tasarımda her şeyi görebiliyoruz. Birçok şirket bugün, hatta şirketlerin büyük bir çoğunluğu çizim yapıyorlar ve 2 boyutlu çizim kullanıyorlar. Halbuki buna gerek yok ki, bütün boyutları ve bütün toleransları 3 boyutlu modele yerleştirmek lazım. O zaman hiç çizime de ihtiyaç yok. Çünkü bir sonraki aşamada zaten 3 boyutlu olarak üreteceğiz. Ve artık yazılımlarımızda 3 boyutluyu anlayabiliyorum. Onun için 3 boyutlu modeli başkasına mı ürettireceğiz? Hayır, artık çizimlere ihtiyacımız yok. 3 boyutlu modeller üzerine çalışacağız. İşte buna göre kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Model bazlı mühendislik. Eğer böyle bir model üretirseniz onu çok farklı şeyler için kullanabilirsiniz. Mesela simülasyonda kullanabilirsiniz, üretimde kullanabilirsiniz. İşte burada bir simülasyon, 3 boyutlu modeliniz var. Isı ve akım incelemesi yapıyorsunuz. 2 farklı bölümde bundan yararlanabiliyor. Herkes kendine göre 3 boyutlu model üretiyor ve ondan sonra hesaplamalarını yapıyor. Ve gene de tasarımda belki 10 kere de değişiklik yapıyoruz. O zaman da bu değişimleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Eğer dijital modelimiz olursa bir şey değiştirdiğimiz zaman anında etkisinin ne olduğunu ve performansının ne olacağını görebiliyoruz. Ürünün dijital ikizini... Mikrofonum çalışıyor değil mi? Evet, dijital ikiz, ürünün dijital ikizini yaratmak çok faydalı bir yöntem. Zaten her şey işte burada başlıyor. İstediğiniz bir ürün üretmek, ne yapıyorsunuz? Üretim planlamasıyla başlıyorsunuz. Bütün bunları simülasyonla değerlendirebilirim. Ne kadar zamanımı alacak? Optimal olarak nasıl yapabilirim? Optimal çalışmak için neler yapılması gerekiyor? Biz insanların da simülasyonunu yapıyoruz. Eğer işte mesela kısa boylu biri ise bu kendisini nasıl etkileyecek, insanların üzerindeki olumlu olumsuz etkileri de değerlendiriyoruz. Üretim hattında çalışan birisinin rahat olmasını sağlayacak önlemleri alıyoruz. Bir örnek vereyim mesela. 3 boyutlu olarak simülasyon yapıyoruz. İşte bir kamyon, şoförü kamyonda oturduğu zaman rahat ediyor mu bakıyoruz. Her zaman modele uymuyor çünkü kamyon şoförlerinin çoğu göbekli insanlar ve direksiyonu çok yakına getirince rahat etmiyorlar. Almanya'da insanlar daha uzun boylu mesela, Malezya'da insanlar daha kısa boylu. İşte erişim mesafeleri de ona göre değişiyor. Ona göre biz de robotlarla üretimimizi değerlendiriyoruz ve simülasyonumuza göre modelleri oluşturup ona göre üretime geçiyoruz. Üretim planlaması sayesinde simülasyonla farklı görevleri farklı şekilde değerlendirebilirim. İster parça üretimi olsun, ister montaj olsun. Hepsinde robotlarla çalışabiliriz ve fabrika ortamında robotları bir araya getirebiliriz. Gerçek fabrikalarda yeni tasarımlar, yeni üretim hatları ve robotlar birleşiyor artık. İşte bunlar yeni kavramlar. Bu yeni örnekleri gördünüz, robotları gördünüz, son derece karmaşık. Bu robotlar birbirleriyle iyi çalışmalı, birbirlerine değmemeli.
için bütün bunların optimize edilmesi gerekiyor. Optimal çalışması gereken üretim hatları bunlar. Simülasyon yoluyla tasarımda gerekli değişiklikler yapabiliyoruz. Excel kullandılar. Her şeyi hesapladılar. Ondan sonra baktılar ki işte şu kadar robot lazım. Robotlar arasında bu kadar mesafe olması gerekiyor. Yatırım planı da şu diye söyleyebiliyorlar. Simülasyon yoluyla hakikaten optimal tasarımlar yapabiliyoruz. Ve robotlarda optimizasyonları çok büyük bir başarı getiriyor. Her mühendis bunu yapabilir ve simülasyon yoluyla çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. İnanmıyor olabilirsiniz ama hakikaten doğru. Ben de mühendisim, biz mühendisler inatçı insanlarız. Tasarımlarımızın en iyi olmasını isteriz. Onun için simülasyon kullanıyoruz. Simülasyon bize para tasarrufu sağlar. Problemleri önlememize yardımcı olur. Looking at it, you get the full digital twin dijital of the production process. Eğer üretim sürecinin dijital ikisini yaratırsanız bu sizin için çok faydalı olur. Mesela üretim mühendisliği makinelerin yapılması farklı çalışma yöntemi gibi görülüyor. İşte bazı insanlar yazılımda ve kontrollerde, bazıları mekanik tasarım yapıyor. Mühendislik alanında çok farklı konular var. Optimal tasarım istiyorsak disiplinler arası ekipler olarak çalışmalıyız ki bu da kolay bir şey değil. Dijital olarak bunu nasıl devreye sokabilirsiniz onu düşünün. İşte Siemens'te biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Dijital olarak birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz. Ürünlerimiz artık çok kompleks. Üretim sistemlerimiz de daha karmaşık hale gelecek. Bütün bunları yönetilebilir hale getirmemiz lazım. You want to go to plug and play engineering. Bunun için fişe takmaya, devreye sokma mühendisliğine girmeniz lazım. İşte bir robotunuz var. Önünden geçen montaj hattı var. Bunların nasıl çalışacağını görmek istiyorum. Simülasyon yoluyla görebilirsiniz. Hatta mesela sanal üretime bile geçirebilirsiniz. Bir fabrikada üretim hattını başlatan arkadaşlar var mı aranızda? Normalde bu aylar, haftalar sürebilir. Üretim hattının devreye girmesi değil mi? So that's a good performance in 2 weeks. 2 hafta diyorsunuz. Çok iyi performans 2 hafta. Bravo. Bence daha uzun bile olabilir. And if you look at it, halbuki buraya bakın. Biz burada ne yapıyoruz? Sanal olarak bütün fabrikayı tasarlıyoruz. Simülasyon yoluyla da nerede hata olabilir tespit edebiliyoruz ve yapılması gereken her şeyi görebiliyoruz. Sanal olarak optimizasyon yapıyoruz ve çok önemli zaman tasarrufu gerçekleştiriyoruz. Bu zaman maliyeti de tabii ki çok yüksek olacak. Hata bulduğunuzda bu hataları da önceden önleme imkanını simülasyon sayesinde yakalamış bulunuyorsunuz. Tabii tüm hatalar önlenebilir demek istemiyorum. Ama en kötü hataları belki önleyebilirsiniz. Bugün artık simülasyon ve sanal fabrikalar ve dijital ikizler bizim için çok önemli şeyler. Programı indiriyorsunuz, kontrole gönderiyorsunuz ve yakından inceliyorsunuz. Artık biz sanal modelleri de kontrol edebiliyoruz ve bu sanal modeller sayesinde işte fabrikada tesiste sanal modelde her şeyin nasıl işlediğini görüyorsunuz. Simülasyon bütün bunları bize kolaylıkla gösteriyor. Evet. Ekipmanlarımızın dijital ikizlerinin yapılması büyük önem taşıyor. Bu açıdan baktığımız zaman fabrikaya bakalım. Fabrikaya baktığımız zaman görüyoruz ki bütün bilgilerin doğru yere gitmesi gerekiyor. Hatalı ürün olduğu zaman veya bir hata olduğu zaman bilginin gene geri dönmesi gerekiyor. İşte bu 3 boyutlu bir model, 3D modeli kalite kontrolü açısından ölçülen tolerans limitleriyle ilgili bilgiler de mutlaka geriye dönüştürülmeli. Sanal gerçek, augmented gerçek, bütün bunlar geliyor, yakında kullanılacak bütün bunlar. Bütün bunları neden yapıyoruz? Kim bundan yararlanacak? Onu da düşünmemiz lazım. Aslında bütün insanlığın yararına olacak gayet tabii ki. İşte bu açıdan ürün ömrü ve veri analitikleri, Ali Rıza Bey bunlardan bahsetti. İşte bu açıdan
konuyu yakından biliyorsanız, topladığınız bilgileri ürün tasarım bölümüne geri gönderirsiniz. Bugün ürün mühendisleri ürünün sahada ne şekilde kullanıldığını bilmiyorlar bile. Yakın bir gelecekte bütün bu bilgileri toplayıp onlara verirsiniz. Onlar da daha iyi bir ürün geliştirebilirler. Başlamanın zamanı şimdi artık geldi. Hemen harekete geçmeniz lazım. Ve bu şekilde dijital bir kuruluş olabilirsiniz. Ve bu şekilde Endüstri 4.0 vizyonu gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Nat, thank you very much to all. And you have a great experience in your field. And you shared your experience with us. Now you can put your headphone on you. And in limited time we can have some questions. You can ask your question in English or in Turkish, but in both cases you should use the microphone. Fakat lütfen mikrofonları kullanın. And any questions from the soru var mıydı salonda? Our friends. And also please point out who, soruyu da kime yönlendireceğinizi de lütfen söyleyin. Any questions? Sorusu olan var mı? Yes, please. Evet, but to the microphone. Mikrofona rica edelim soruları. I'd like to ask Mr. Visser. Ben Visser'e sormak istiyorum. In Turkey, Türkiye'de engineers don't have time to make improvement. Fazla değişiklik yapacak vakti olmadığını söyledi. Bunun sebebi nedir size göre? Sorry, can you repeat? Because I had some Turkish translation. Türkiye'deki mühendislerin çok etkin ve verimli ve pragmatik olduğunuzu fakat çok fazla vakitleri olmadığını söylediniz. Yani bir şey iyileştirmek için. Bunun sebebi nedir acaba? Sanıyorum ana sebeplerden biri biraz belki kültürel bir boyut. Ben de bu konuda bir uzman olduğumu söyleyemem ama baskı var, performans üzerinde baskı var. Yani çok fazla baskı varsa performans baskısı olduğu zaman insanlar da çok fazla vakit bulamıyorlar bir şey değişiklik yapmak için. Yani bir stimülasyon gerekiyor. Ve de birinin gerçekten bir değişiklik yapması için destek alması gerekiyor. Çünkü çok fazla çalıştığınız zaman ancak üretime odaklanabiliyorsunuz. Bazen bir organizasyon konumunda Türkiye üretim ülkesi olarak devreye girdi ve üretimde de bir yerde tabii daha verimli çalışmaya çalışıyorsunuz ama başka bir yöntem düşünemiyorsunuz genelde. Şimdi bu son 10 yıl içinde Türkiye'de çok büyük yenilikçilik olduğunu görüyoruz ama yine de süreç yenilemesi ve bunu nasıl yapma konusunda bir hala bir eksiklik var. Ama şimdi yeni bir bilinç doğduğunu görüyoruz. Türkiye'deki birçok şirket son yıllarda 1,5 senede gerçekten çok büyük bir dönüşüm yaşamaya başladı. Ve bu konuya bakıyorlar. Yani bir bakış açısı değişikliği daha üretim bazlı bir yenilikçiliğe doğru bir geçiş var. Yani bugünün bir adım önünde ilerlemek. Evet, başka sorusu olan var mıydı? We can get two more questions. We have evet, time, but vaktimiz sınırlı ama iki soru daha alabiliriz sorusu olan varsa. Yes, evet, buyurun. To the microphone. Mikrofonu rica edelim. Okay, thanks for both of you, the nice presentations. Evet, teşekkür ediyoruz bu güzel sunumlarla ilgili olarak. In this industry 4.0, 4 Endüstri 4.0 daha fazla IT personelini istiyor, otomasyon teknisyeninden daha fazla. Şimdi burada her iki ülkenin bu konudaki stratejisi nedir? Bay Sukiyama Japonya'ya yakın ve Avrupa biraz uzak belki sizler için ama gelecek için projeleriniz nedir? Ve kaynakları nasıl kullanmak için? Yani bu teknolojiyi uygulamak için kaynaklar nasıl kullanılacak? Evet, kim cevap vermek istiyor?
You are correct when you say we will probably need new IT engineers. Evet, yeni IT'ye ihtiyacımız olacak ama sorun teknolojiyle ilgili olarak AI, for instance, şimdi çok mükemmel değil. Şimdi bir veri analizini makinesine koyduk. Evet, bunu analiz edin. Anlamayacaktır. Onun için aynı zamanda otomasyon mühendisliğinde IT konusunda bilgilenmesi gerekiyor. Şimdi bu makinenin ne zaman arızaya geçerse, bir veri analizi varsa bir IT mühendisi de o zaman otomasyon mühendisi olarak makineyi anlaması gerekiyor. Ondan sonra diyecek ki evet, veriler burada, şimdi bunları düzeltebilirsiniz, bu önemli veriler makine arızaya geçtiği zaman. O zaman daha iyi anlayacaklardır. Şimdi önemli bir noktada IT konusunda mühendislerin eğitilmesi gerekiyor. Makineleri bilmiyorsa hakikaten burada bağlantı kurmakta ve düzeltme yapmakta zor olacaktır. Çok teşekkür ederim. Geçmişte bir işe girdiğiniz zaman yaşam boyu aynı işte çalışıyordunuz ve aynı şekilde çalışıyordunuz. Ama şimdi teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki artık önemli noktalardan biri de insanların, bugün çalışan insanların gelişmesi, devamlı olarak sürekli olarak kendileştirme geliştirmeleri gerekiyor. Ve şimdi herkes de, yani burada da insan kaynakları politikaları bence buna çok uygun değil. Çünkü evet, ne olur hani personeli orada muhafaza etmek ve birçok organizasyon hakikaten bunun bilincine varmıyor. Gerçekten de insanlar gelişiyor, teknoloji gelişiyor ve onun için hani bir yerde gelişmeyenler de uyum sağlamakta zorluk çekecektir. Aslında bu konuyu sürece dahil eden şirketler çok sayıda değil. Üniversitelerde, meslek eğitiminde aslında yeterince bu konuda eğitim yok. Üretime odaklanıyor. Halbuki burada önemli noktalardan biri de çok daha fazla insanlar üniversiteye geldikleri zaman evet, yani sadece bir kafalarındaki bilgi değil, uyum sağlayabilmeleri, değişikliğe uyum sağlayabilmeleri ve bu yeni kavramlara açık olmaları gerekiyor. Yani insanlar evet bunu yapıyoruz, evet bunu da yaptım, iyi oluyor. Ama organizasyonlar gerçekten insanlara yatırım yapıyor, yenilikçi bir ortamda onların ilerlemesine destek olurlarsa ve bildiğiniz gibi yani inovasyon, yenilikçilik insanların daha iyi çalışmasını, şimdi bunun insan kaynakları konusundan organizasyonu nasıl yapılacak? Bence bu konuda hala çok kesin bir cevap yok ve insan kaynakları organizasyonu konusunda hala yapılacak çok şey var. Evet, son soruyu alabiliriz çünkü vaktimiz de kısıtlı. Evet, mikrofona rica edelim. Where is the microphone? Yeah, please. Evet, lütfen mikrofona soralım sorularımızı. These systems need high investment amount. Bu tabii yüksek yatırım gerekiyor. Şimdi bu avantajları sınırlı kaynaklarla nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani bu startup şirketlerinin yaptığı çalışmalarla nasıl bağlantı kurulabilir? Okay. Evet. Şöyle diyelim. İki konu var. Bir tanesi gitgide artan bir oranda cloud tabanlı, bulut tabanlı çözümler var. İşte ve bu çözümler gitgide artıyor. Ve önemli noktalardan biri de daha hazır çözümler var, belli amaçlara cevap verecek. Ve ben bu cloud kullanımı da bir yerde sınırları ortadan kaldıracak. Mesela bir yerde bir çözümler varsa daha küçük şirketler de bunları uygulayabilecek. Aynı zamanda ulusal programlar konusunda öneriler ve bu COBİ'lere nasıl destek verilebilir? Çünkü dediğiniz gibi geleneksel çalışmalarda bu yapılacak çok fazla teknoloji gerekiyor. Onun için ana unsurlarda, ana faktörleri de insanları da hazır paketlenmiş çözümleri yönlendirmek. Evet,
If you don't invest, it's going evet, to be hard to improve. Şimdi yatırım yapmasanız bu zor olacaktır, doğru. Şimdi, evet, tabii akıllı çözümlerden söz ediyorum. Ben zaten bunu da söyledim. Şimdi bir üretim hattında bunun başlayın. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Onlardan bir şeyler öğrenin. Tabii bu eğitimdir, bir öğrenme sürecidir ve bunun etkisini görecektir. Belki 10 yıl içinde sanıyorum yapılacak çok şey var. Ve biz basit uygulanacak metotlarda ve burada zaten tarihte geçmişte yapılmış böyle çalışmalar var ve bu paketleri kullanıldığı takdirde hakikaten 5-10 sene sonra bunu da sisteme dahil etmek mümkün olacak. Evet, vaktimiz şu anda tamamlandı ve organizasyon adına konuklarımıza teşekkürlerimizi ve alkışlarımızı sunmak istiyoruz. Pardon.